Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde ellerinizi arkadan bağladığınız görüntü üzerine bir ön soruşturma açıldı ve sizden de ifade istendi. Konuya ilişkin yorumlarınızı merak ediyoruz. Çünkü dün açıklama yapmadınız ve bugün de ifadenizi verdiniz. Nasıl savundunuz kendinizi? Savunmaya ihtiyaç duymadım açıkçası. Yani tabii ki yazılı bir savunma verdik. Arkadaşlarım detaylarını sizinle paylaşırlar. Ama orada da duygularımı belli etmek zorunda da kaldım. Elbet hukuki birkaç cümle vardır arkadaşlarımın eklediği ama hani bu kadar absürt bir kavram, bu kadar kötü bir yani soruşturma başlangıcı diyelim, ne diyelim adına böyle bir sürecin ortaya konması çok kötü bir ortam. Yani o kadar absürt ki benim izlediğim ve incelediğim kadarıyla bu sabah şeyin sahibi yok şu anda. Yani bu süreci başlatanın sahibi yok tam olarak. Yani iş bakanlıktan başsavcılığa, başsavcılıktan CİMER'e kadar gitti. Bu şikayet ettiniz kendinizi. Evet yani o absürtlük devam ediyor. Yaratıcı. Yaratıcı. Ya zaten gazetecilerin de tartışma biçimi çok acı. Ya değerli arkadaşlar. Yani ne yapalım şimdi, şöyle mi yapalım? Mesela böyle bir yerde gezerken düşünelim şimdi. Bu incelemeyi başlatan, bu soruşturma sürecini başlatan akla şunu soruyorum. Buna imza atan, onay veren imza atana akla şunu soruyorum. O zaman şöyle bir durum doğdu artık. Birini arkaları eli arkasında böyle gezerken gördüğünüzde hakaret etti diye başvurabilirsiniz. Ve bu karşılık bulur. Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani bir ne bileyim mezarlıkta, bir anıtın önünde, eli arkada, ya ben rahmetli dedem eli arkada böyle yürümeyi severdi. Bu bir şeydir, alışkanlıktır. Yokuş yerlerde bile, hani anlatayım işin ergonomisi açısından, Karadeniz'de rampa bir yerde yürürken insanlar tabii burada böyle 90 derece duramaz. Yani bir eğimle yürürsünüz ve eğimle yürüdüğünüz zaman, hani bir Karadeniz doğa bilgisi vereyim size. Eğimle yürüdüğünüz zaman elinizi arkaya attığınızda bu size aslında hem bir güç hem de bir merkezi denge yaratır. Bunu Karadenizler bilir ve bu şekilde siz o rampayı, o güç yokuşları daha kolaylıkla çıkarsınız. Bu aslında bir güvencedir. Yani orada sizi güvenceye alır. Şimdi benim de o gün yaptığım o yani geleneksel tavrından dolayı yaptığım bu yürüyüş biçimi üzerinden ya böyle bir anlam çıkarabilmek ve bu anlamı oraya taşınması ve bu anlam üzerinde soruşturma sürecinin başlatma becerisinin ortaya koyulması ya müthiş yaratıcı. Ha benim dualarım yetmedi bu insanlara. Ben Allah akıl versin duasını yaklaşık 2,5 senedir yapıyorum. Hala da yapıyorum. Ama yetmedi yani. Ve milletçe Allah akıl versin. Ne olacak şimdi? Düşünsenize İstanbul'da herkes çıksa sokaklara inadına böyle yürümeye başlayacağız. Ne olacak yani? Biz şimdi herkes hakkında suç duyurusundan bulunacağız. Ne kadar saçma değil mi? İşte kamu yöneticilerin akıl tutulması. Yani geçen söyledim yani bu tarz insanların bir milli spor geliştirdiler. Bir atasporu geliştirdiler. Onların tek derdi Ekrem İmamoğlu ile mücadele. Aynı onların atasporu bu. Ekrem İmamoğlu ile mücadele. Yani cevabımızı verdik. Tabii ki bu müfettişe sunduk. Bize tayin olunan ve bize sorumluluk olunan müfettişe verdik. HDP'li belediye başkanlarını ziyaret edip suçluyu övdüğünüz. Bakın ben planlanmış bir Güneydoğu gezisinde bir nikahını kıyma sözü verdiğim bir genç delikanlının Batman'daki düğününe gittiğim bir gezide o dönem Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve yasalarına göre seçilmiş bir belediye başkanını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait bir belediye başkanının seçilmiş bir belediye başkanını ziyaret etti. Ve hani ayrıntıya baktığınız zaman görmeniz gereken değerli bir ayrıntı var orada. Ben orada ziyaret ettiğimde evet o dönemde kayyumla ilgili fikrimi beyan ettim. İşte orada etmedim ki, her yerde ettim. Hala da ederim yani. Milletin iradesine karşı durulan her hususla ilgili açıklamamı yaptım, yapmaya da devam ederim. Ben demokrasiye inanan bir insanım.
Ve toplumun özgürlük duygularına inanan bir insanım. O bakımdan o gün de yaptığımı, ama önemli bir detay daha var. Önemli bir detay daha, ıskalamayın bunu. Ben oraya gittiğimde belediye başkanına eşimle beraber bir Mustafa Kemal Atatürk portresi hediye ediyorum. Ve Mustafa Kemal Atatürk portresini hediye ederken de diyorum ki bunu bu belediye başkanlık makamının en güzel duvarına asmanızı arzu ediyorum. O da siz seçin istediği en güzel duvarı gösterin oraya asacağım diye cevap veriyor. Bu kadar aslında Diyarbakır'da ilçe belediyesinin binasında bu kadar güzel, milli, bu kadar değerli bir sohbeti yapıyoruz ve çıkıyoruz. Yani buradan da bir sebep oluşturmak, bir arayış içinde olmak bu da bir acizlik aslında. Ama bunları yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Çok sık ifadeniz isteniyor. Başka başlıklar adı altında da bu tarz içerik açısından sizi şaşırtan başka ifade talepleri de var mı? Soruşturmalar? Yani vallahi ya, insan hatırlamak bile istemiyor. Bazen mesela az önce örnek verdiniz ya, hani CİMER'e sizin tarafınızdan da şikayet edildiği anlayışı, bu aynı anlayış. Yani bunu düşünme, kimin aklı? Ben bin yıl düşünsem böyle bir şey aklıma gelmez. Ya da yani milyon kez orada bir evrak imzalasam, o yetkili insanların yerinde olsam böyle bir süreci başlatmam. Derim hadi canım, yani buna cevap bile verilmez derim yani. Dolayısıyla o kadar komik şeylerle karşılaşıyoruz ki ve karşılaşmaya devam edeceğiz. Bu aşamadan sonra da görünüyor ki öyle. Ama hani bunlar bizim vaktimizi kaybettirmiyor bize. Hani şunu da söyleyeyim açıkçası, ben şunu fark ettim. Milletimiz ilk defa böyle diyaframdan güldü dün yani. Kahkahalarla güldü. Espriler müthişti. Yani dalga geçtiler bu kararı verenlerle. Ve inanılmazdı, her yaştan insan. Yani insan açısından bir öğrencisine, ilkokul öğrencisine kadar insanlar güldü buna. Yani o bakımdan bu tarz gülünç işlerle karşılaşıyoruz. Devam edeceğiz. Alıştık artık. Ama yapmasınlar bunu. Yapmasınlar. Devletimizin, milletimizin itibarını bu şekilde aşağıya çekmesinler. Bir şekilde şu an devletin yetkili birimleri onlar. İmza atıyorlar. Attıkları her imzanın binlerce yıllık devlet geleneğinin bir temsilcileri olduklarını unutmasınlar. Öyle hareket etsinler. Bugün neyi kurtarıyoruz değil. Biz hangi devletin, hangi büyük devletin, hangi büyük milletin birer yöneticisiyiz diyerek imza atsınlar. Binlerce yıllık devlet geleneği. İşte o, öyle ya da böyle hangi vesileyle olursa olsun öyle bir devlet geleneği olmasaydı 110 sene önce böyle bir binayı bir iş insanı yapamazdı. Ben hep o yapının, geleneğin, büyüklüğün bir izi aslında. O bakımdan bunu hissederek görevlerini yapsınlar. İsrarım ve duam bu. Hem bu konuda kim bağışladı, ne zaman gelir ve nerede sergilenir sorum olacak. Bir de pazar günü Ümraniye Belediye Başkanı'nın babası vefat ettiğinde cenazede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ayaküstü bir sohbet ettiğiniz görüldü. Neler konuşuldunuz? Ben her yerde o devletimizin ve milletimizin az önce bahsettiğim o binlerce yıllık geleneğine yakışan bir devlet insanı tavrıyla her ortamda bulunmayı özellikle ve özenle yaşıyorum ve yaşatıyorum. Orada da Sayın Cumhurbaşkanımızla yan yana geldiğimizde aramızda babası rahmetli olan Ümraniye Belediye Başkanımız vardı. Allah rahmet eylesin. Sağlığınız nasıl? İyi misiniz? Allah sizi korusun dedim. Bunu söyledim. O da bana dönüp senin sağlığın nasıl dedi. Ben de iyiyim dedim. Yaptığımız sohbet bu kadar açıkçası. Onun ötesinde bir şeyimiz olmadı. Tablo meselesi benim için özel bir yeri var. Ben tabii kendimi şöyle tanımlarım. Çünkü öyle büyüdüm. Fetih çocuğuyum diyorum bazen. İnsanlar bunu farklı yorumlayabilir. Hemen açıklamasını yapayım. Çünkü Trabzon'u da fetheden Fatih Sultan Mehmet 1461'de. Dolayısıyla bizim çocukluğumuzdan ben Trabzon'un çok merkez bir mahallesinde büyüdüm, Ortahisar'da. Orada büyüdüm ve merkez bir mahallesidir ve
O mahallede fetihin bütün izlerini hissedersiniz. Burçlarımız vardır, surumuz vardır. Tabii böyle büyük bir şehirden bahsetmiyoruz ama sur içi vardır. Tam orada büyüdüm. Tabii Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği bu kentin bir başka özelliği de var. Kanuni Sultan Süleyman'ın da tam o mahallede doğmuş olması. Hatta bazen espri yaparım. Ben Kanuni Sultan Süleyman'dan 3 yıl daha fazla kıdemli Trabzonluyum derim. Çünkü o 14 yaşına kadar Trabzon'da büyüdü. Ben 17 yaşına kadar büyüdüm. Velhasıl gerçekten hepimizin çok özel iki padişah olarak andığımız Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman. Fatih Sultan Mehmet'in çok özel bir tablosunu Büyükşehir Belediye'mize kazandırdık malumunuz. Tabii Kanuni'nin tablosu çıktığında da heyecan duyduk. Girişimlerimiz de oldu ama kısmet olmadı. Açıkçası sonrasında bu yaşanan olayı ben şöyle yorumluyorum. Biz itibarlı bir yönetimiz. İtibarlı bir süreç başlattık. Artık İstanbul kenti yönetimine herkes güveniyor. Herkes evet bu kentin bir değerini bu şehrin bu belediyesine emin bir şekilde emanet edebiliriz diyor. Bu benim için çok kıymetli bir duygu. Yani bir iş insanı bu tabloyu almış ve Kanuni tablosunu Fatih Sultan Mehmet'in tablosunun yanına koyma duygumuzu hissetmiş ve bunu bize daha doğrusu İstanbul şehrine emanet etmiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Tabii şu anda pandemiden dolayı İngiltere Türkiye'den misafir kabul etmiyor. Dolayısıyla biraz zaman aldı ama sanıyorum bir 10-15 gün içerisinde tablo buraya gelecek. Bu bağışı yapan kişi kimdir? Bu şöyle ifade edeyim. Şu anda benim açıklamamın doğru olmadığı bir detay. Çünkü kendi talebi bu. Ama şunu da söyledi. İstanbul'a geleceğim, sizi ziyaret edeceğim. Geldiğimde ben gerekirse bunu paylaşırım dedi. Ben de mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum 16 milyon İstanbullu adına. İstanbul adına bu veya bunun gibi girişimlerde her konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumunun güvenilir bir kurum olduğunu ve bizim bu anlamda kapımızı çalabileceklerini de duyurmak istiyorum. Bakın yardımlaşma için de aynı şey geçerli. Yani biz şu anda Ramazan ayındayız ve Ramazan ayında da yardımlaşmada insanlarımız Büyükşehir Belediyesi'ni tercih ediyor. İstanbul'un yoksulluğuna katkı sunmak adına en doğru aradaki elin Büyükşehir Belediyesi olduğunu ve bizim kapımızı çalıyorlar. Bakın bugün askıda faturanın birinci yıl dönümü. 45 milyon liraya yakın yani bir yıldır kesintisiz yardım sürecinin, yardımlaşma duygusunun en üst seviyede yürüdüğü platform. Böylesi bir güvenin oluşması gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda şeffaf, güvenilir ve insanların emin olabileceği bir yönetimle yönetilmesiyle bu iş olmuştur. Tekrar tabloyu hediye eden iş insanımıza teşekkür ediyorum. Tam kapanma sürecinde İstanbul'a bir etkisi oldu mu vakalar ölüm sayıları açısından alınan önlemleri? Şöyle tabii tam kapanma kararı değerliydi. Yani ben bunu defalarca da talep etmiştim. Hatta ilk karar alındığında bile bu son yarı kapanma dönemiyle ilgili hani bir tam kapanma sürecinin dengeli bir şekilde olması gerektiğini beyan etmiştim. Sonraki açıklamam da oldu. Zira bütün bu açıklamalarda beni konuşturan şey zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilimsel danışma kurulumuz. Onların önerileri. Dolayısıyla şu an alınan tam kapanma kararı doğru ama içerik olarak tabii çok eksiği var. Yani tam kapanma döneminde İstanbul değil bütün Türkiye kapsadığı için bütün Türkiye'deki çalışan kitle, esnaf, günübirlik hayatını kazanan insanlara nasıl katkı sunulacağı da mutlaka düşünülmeliydi. Bir başka unsur ve çok önemli bir unsur şu, detay şu. Tam kapanma elbette yetmiyor. Yani tam kapanmanın yanında sıkı bir aşılamanın da yapılması gerekiyor ki süreç başarıya ulaşsın. Şu anda aşılamayla ilgili duyulan tereddüdü, kaygıyı ben de yaşıyorum açıkçası. Ortamda da bunu görüyorum ne olacak diye. Çünkü biz daha önce mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile belediyesinin de halka temas noktasında öncelikli grupları olduğunu, örneğin İETT şoförleri, örneğin asla hizmetin aksamaması gereken itfaiye gibi, zabıta gibi,
mezarlık çalışanları gibi insanlarımızın öncelikli ve hızlıca aşılanması gerektiğini 2-3 kez valiliğe bildirmiştik. Hatta ben bu kapanma dönemi kararı alın almaz Sağlık Bakanımızı da bu konuda aradım. Kendisinden de bu konuda ısrarcı oldum. Yani sürecin devam ettiğini söyledi ama yine de bir ilgileneceğini ifade etti bize. Biz de hatta bugün itibariyle TC kimliklerine varıncaya kadar bu öncelikli personel sayımızı ve listemizi göndereceğiz bakanlığa. Çünkü talep ediyor. Bunu derken hani şunu da söyleyeyim. Gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de 85 bin çalışanı halka direkt temas eden çalışan. Ama çok öncelikli alanı hızlıca bildirelim istedik. Tabii bu buna dönüşmemeli. Yani biz aşı işini de aşı sorununu da bir şekilde hep birlikte aşmak zorundayız. Yani biz mesela turizm sezonunu kaçırmamalıyız. Onun için bu tam kapanmaya çok arzu etmiştim. Oldu ama bir yandan da aynı hızlı aşılama devam etmeliydi. Burada eksiklikler görüyorum. Umarım giderilir. İnşallah giderilir. Biz bu turizm sezonunda hem İstanbul hem bütün Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Çok ülkeler bu konuda başarı elde etti. Ne yazık ki Türkiye'mizin bu konuda şu an sınavı iyi gitmiyor. Umarım çözülür. Çözüm noktasında da her kurumun sorumluluk alabileceği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz de sorumluluk alabiliriz. Yani nasıl alabiliriz onu bilmiyorum. Ama otururuz bunu konuşuruz. Yani bakanlığımıza, bakanımıza bunu duyuruyoruz. Ya biz belediyeler iş bir hep beraber. Yani hep beraber bu aşılama ve aşı sorunu nasıl aşabiliriz kısmında biz ne yapabiliriz? Dediğim gibi detayını bilmiyorum. Çalıştığımız bir alan değil. Çünkü sorumluluk bizde değil. Ama bu konuya bile el birliğiyle çalışabiliriz. Çünkü ben hep söyledim. Pandemi süreci bir seferberlik sürecidir. Hep beraber düşünmeye açık olmalıyız. Hep beraber çözüm bulmaya açık olmalıyız. Herkesin kabiliyetinden faydalanmaya özen göstermeli. Çünkü hepimizin insanı ölüyor. Yani hepimizin canı yanıyor. Her gün bir gün geçmiyor ki işte yüzlerce insanımızın can kaybından haberdar oluyoruz. Allah rahmet etsin. Umarım bu aşı sorunu da bir an önce çözülür. Evet. 10 Mayıs'a randevu verildi bana. Başkanım, 10 Mayıs'a. Bu atlarla ilgili uzun süredir tartışma var. Özellikle Hatay'a gönderilen atların kayıp olduğu. Sağ taraf açılabilir miyiz? İşte kesildi ya da Suriye'ye satıldığı yönünde. Bu sizin de yani bir şeyde işte gönderilen atları denetlemiyor, takibini yapmıyor diye eleştiriler oldu. Kamukamlık soruşturma başlattı ama sizde bu bir inceleme falan biz at meselesiyle ilgili, fayton meselesiyle ilgili göreve geldiğimiz ilk günden beri her anını inceleyen bir kurumuz. Esas kime sorun bu soruyu biliyor musunuz? 25 sene bu zulmü izleyen yöneticilere sorun. Biz izlemedik. Göreve gelir gelmez sürece temas ettik, başladık. Ve bu süreçte yani 25 yıllık yönetim döneminde köşesine bile bakmayan, uzaktan bile izlemeyen aklın yerine biz orada birebir temas ettik ve şu anda adalar bu fayton zulmünden atların kurtuluşunu alkışlıyor. Şimdi buradan siyaset üretmeye çalışan akıl. İşte aynı az önce o söylediğim absürt soruşturma sürecini başlatan akıllı aynı akıl. Efendim kaç rakam işte? 900 tane at nerede? 800 küsur at nerede? Başlık atıyorlar. Ya insan utanır. İnsan utanır. 25 yıl bu kenti biz yönettik. Bu manşeti atanların belki bir kısmı şimdi siyasidir ama geçmişte Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmış olma ihtimali de vardır. İnsan utanır. Ya biz ne yaptık da bu adama böyle bir laf atıyoruz diye. Biz geldik fayton meselesini tereyağından kıl çeker gibi. Hiçbir faytoncuyu mağdur etmeden. Bütün atlarını satın alarak, faytonların yerine elektrikli araçları o adalara koyarak tertemiz bir adalar var ettik. Yani on binlerce kiloluk tonlarca çöp topladık bu faytondan kaynaklı. Ve şu anda fayton alanlarının meydanlarının düzenlenmesini bitirmek üzereyiz. Yani gerçekten adaların tarihi anlamda yeni bir başlangıcına imza attık. Gelelim at meselesine. At meselesinin başından itibaren her adımını İstanbul Valiliği de biliyor, biz de biliyoruz. Her adım. Çünkü süreçte sorumluluğun, yani hayvan ve yani özellikle atlar meselesinde sorumluluğun bir parçası da Tarım İl Müdürlüğü. Ve beraber yönettik. Yani
Ya bana sormuyorsanız bu manşeti atanlar, İstanbul'da valilik var. Gitsin oraya sorsun. Ne oldu? Raporlar orada da var, bizde de var yani. Kimse gizlemiyor. Ama oturup da bir siyasi partinin il başkanlığından ya da bir siyasi partinin bir merkezinden ya da bir milletvekilliği makamından trollüye kalkışmasınlar yani. Komik oluyor. Biz bu sürecin, hatırlayın, ilk başladığı andan itibaren bir ruam süreci başladı. Ruam hastalığı başladı ve adalarda ne yazık ki birçok at ruam hastalığından öldü. Ve bu bir hastalık. Yani bizim müdahale edebileceğimiz bir şey değil. Ve bu ruam hastalığı süreci dikkatli bir şekilde yönetildi. 200'ün üstünde at öldü orada. Bu atların ölümüyle beraber kalan atlarla ilgili düzenimizi oluşturduk. Tam rakamları arkadaşlarım size versinler. Bir rapor olarak dağıtsınlar. Getirdiler. 800'ün üzerinde atı, 860 küsür galiba atı, Türkiye'nin muhtelif kurumlarına, kuruluşlarına dağıttık. Bakın, dağıtmayı yaparken İstanbul Tarım Bakanlığı'ndan destek alarak yaptık. Zaten tek başımıza yapamazdık. Bunların büyük bir çoğunluğunu, %90-95'ini kurumlara verdik. Yani başta belediyeler olmak üzere. Kurumlara verdiğimiz her atın bulunduğu ilde takip edilmesi için çiplerini taktık. Çipleri taktık ve takip süreci o bulundukları ilin il ya da ilçe tarım müdürlükleridir. Biz değiliz. Biz değiliz. Yapmayın. Yani ben üzülerek şunu görüyorum. Siyaseten bunu paylaşan koca koca görevli insanlar, vekiller var, efendime söyleyeyim, kendini vekil zannedenler var. Bana göre vekil de olamazlar yani. Kendini vekil zannedenler var. Top oynamayla vekilliği birbirine karıştıranlar var. Yani herkes var. Bir şeyler paylaşıyorlar. Üzülüyorum. Bunların paylaştıkları şey soruyor, söylüyorum. Diyorum ki lütfen Tarım Bakanınızı arayın. Ya lütfen gidin valiliği arayın. Ya da bizden bilgi isteyin. Biz veririz size. Şu an atlar o şehirlerde. Çok üzücü bir olay oldu. Yani Cumhur İttifakı'na bağlı bir belediye başkanının dört yolda trajik bir durumu hepimizi üzmüştür. Atların kaybolması süreci. Ama bu da devletimizin bir kurumudur. Soruşturma başlatılmıştır diyebiliyorum. Süreci takip ediyoruz. Biz de takip ediyoruz. Yazılı işte detay da istedik. Her yerde süreci de takip ediyoruz bu arada. Oldukça. Görevimiz olmasa bile emanet ettiğimiz atların akıbetini takip ediyoruz. Umarım o dört yolda yaşanan bu acı olay bir başka yerde yaşanmaz. Ama yani bizi bu tür ortamlarla kimse sınamaya kalkmasın. İnsan sevgisi, hayvan sevgisi, doğa sevgisi, doğa sevgisi, bak tabiat sevgisi. Bizim bu duygularımızla övünebilirler. İstanbul'un her kavramını bu anlamda bu duygularla koruyan bir belediye başkanları var.